Ekranların yol gösteren Gezi Kültür Programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim, Antalya'ydı, Akdeniz'di derken bu hafta rotamızı Kastamonu'ya çevirdik ve öyle güzel yerlere sizlerle beraber gideceğiz ki macera tutkunları, doğa tutkunları programı izlerken inanılmaz keyif alacaksınız. Kastamonu için uzun zamandır programın ilerleyen dakikalarında bahsettiğim isimleri de zaten tanıyacaksınız. Sevgili Necat abiyle görüşüyorduk. Bana telefon açtı. Mert dedi hadi Kastamonu'ya gidelim. Abi dedim yani gidelim pastırma yeriz, Nasurullah'tan su içeriz, yine geliriz. Bildiğin dedi Kastamonu'yu unut dedi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi dedi. Bir çalışma yaptı dedi. Bir yerler belirledi. Bir bazı noktalarda belli yerler açıldı. Buraları mutlaka görmen lazım. Geldik. Pınarhisar'dan yola çıktık. Çok keyifliydi. Orman yolundan geçtik. Doğayı seyrede seyrede bulunduğumuz noktaya geldik. Hüseyin abi, senden rica ediyorum. Sonra sosyal medyadan da bana çok eleştiri geliyor. Ne olur ben konuştukça hep etrafı ver abi. Beni görmeyelim abi. Hep etrafı görelim. Tamam mı Hüseyin abi? Anlaştık mı? Teşekkür ederim anlayışın için. Hüseyin abi bak bakalım bir aşağıya. Gözün gördüğü gibi kameranda görebilecek mi? Bak bak bitmiyor. Neredeyse hani böyle derler ya düz hesap. Neredeyse 1000 metre yükseklikte dünyanın en derin ikinci kanyonunun hemen üstünde. Macera salıncağının kurulduğu alanda ve ülkemizde olduğu kesin ama bence Avrupa'nın da en yüksek noktadaki cam terasının yanı başındayız. Şimdi şöyle bir etraf, çevre, doğa izleyelim hep beraber gelsin. Hani insan keyif de alıyor, ürküyor da çok ciddi bir çalışma var. Hep söylüyoruz, ülkemiz cennet. Mesela ben bunu Sinop için söylerim, Kastamonu için her zaman söylerim. Belki de doğa turizmi için dünyanın en güzel, en bakir yerlerinden biri. Yeter ki emek harcansın, yeter ki projeler yapılsın ve hayata geçirilsin. Alptegün Hocam, programın başında bir merhabalaşalım. İlerleyen dakikalarda birçok bilgiyi de alacağız. Merhabalar. Kafaya koymuşsunuz, Kastamonu'yu turizmde, doğa turizminde çok farklı bir yere getireceğiz diye uzun zamandır da çalışıyorsunuz İnşallah. Değil mi? Yani neredeyiz biz şu an? Şu anda Pınarbaşı Kerteseyir terasındasınız. Aynı zamanda cam teras, aynı zamanda da salıncağın olduğu, salıncağın kurulduğu bir alandasınız. Şu anda yol yapım çalışmaları devam ediyor. Geçici olarak bu teras, bu lokasyon, Kerteseyir terası kapalı şu anda ziyaretçilere. Ama çok yakın sürede tekrar hizmete başlayacak. Bir dönem başladı. Şu anda çok ciddi bir yol çalışması var. Bu bittikten sonra Türkiye'nin her yerinden ulaşım çok daha rahat olacak. Bizim şu anda burada bir proje nedeniyle bulunuyoruz. Bu Vala Kanyonu projemiz bizim. Vala Kanyonu'nun cazibe merkezi haline getirilmesi ve cazibesinin arttırılması ile ilgili bu anlamda Necat hocamlar sağ olsunlar bir ciddi ve kalabalık geniş bir ekip çalışıyor. Projenin yürütücüsü Doktor Üretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu hocamız. Biz Tabiat Turizmi İhtisas Üniversitesi'yiz. Burada bizim Rektör hocamız Profesör Doktor Sayın Ahmet Hamit Topal'ın çizdiği bir vizyon var. Bu anlamda da biz birbiriyle ardışık 5-6 tane projeyi sürekli takip eder şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Önce bir dijital rehberle başladık. Arkasından bir macera turizmi projesi tamamladık. Arkasından Vala projemiz başladı. Bunun devamı olacak şekilde de sanal gerçeklik gibi 360 derece tur projesini gerçekleştireceğiz. Bir sonraki aşamada şu anda o projemiz de geçmiş vaziyette. Buraların hepsini çok ciddi profesyonel bir anlamda çekeceğiz. Web sayfalarını hazırlayacağız ve uygulamaya geçireceğiz. Abi hepsini konuşacağız ama. Buyurun. Şöyle beraber bir gidelim. Şimdi bunun görüntüsü var. Şu anda artık son hazırlıklar da yapılıyor. Denemesi yapıldı. Yapıldı. Cesaret isteyen bir salıncak değil mi? Görüntüsü var ekrana gelsin. Aramızda onu konuşuyorduk. Düşünsenize bununla 1000 metre yukarıya çıkıyorsunuz. Tabii burada rüzgar, iklim şartlarını da düşünüyorsunuz. Buranın tabii 4 mevsimi ayrı bir manzara içeriyor. Buranın biz Hakkı hocamlar buranın 3 mevsiminin çekimini tamamladılar. 4. mevsiminin çekimi kaldı bir tek geriye. Onu da yapacağız. Onun çekimlerini de gerçekleştireceğiz dronlarla. Yani bu salıncakla siz
dünyanın en derin ikinci kanyonun üzerine çıkıyorsunuz Mert Bey. En derin ikinci kanyonu. Burada uzaktan gözüküyor. Sonrasında gideceğiz. Orada da burgu terasımız var. Şu anda lokasyon olarak üzerinde de zaten ziyaretçileri görüyorsunuz. Lokasyon olarak ulaşılabilecek iki tane seyir terasımız var. Burası Kerte seyir terası. Orası da burgu terasımız. Hocam o kadar emek harcıyorsunuz. Ben sizleri de Salıncak'ta görmek istiyorum. İnşallah salıncağımız kullanıma açtıktan sonra. Adanalı korkmaz hocam. Adanalı korkmaz. Ya bizde de şans. Adana sevgimiz zaten meşhur. Yine senin dekanım da. Acılı şalgamı içeriz. Salıncağa da bineriz. Merak etmeyin siz. Vallahi şimdi sıkıntımız yok. Biraz daha hadi çevreyi gezelim. Şu cam terasa çıkalım. Efendim bir şey söyleyeyim mi? Biz dedik ki Allah korusun bir kaza olursa, aşağı düşerse başımıza bir şey gelir mi diye. İşte Hikmet Bey dedi ki ben tedbirimi alayım dedi. Kaskı taktı, işte öngörü, işte cesaret. Dedi ki kaskım olsun, her yerden düşsem de. Abi tebrik ediyorum tedbirin için ya. Teşekkür ediyoruz. Şart değil mi kask burada? Şart. Allah korusun düşersek falan kask korur değil tabii mi? Tabii önlemlerimizi almamız gerekiyor. Sadece kask değil, birçok alet ve teçhizat olacak. İnşallah hizmete girdikten sonra hepsini uygulayacağız. Kontrollü bir şekilde burayı kullanmamız gerekiyor. Hikmet Hocam daha önce de buraya geldi. Bizim macera turizmi projemizde burada ciddi bir çalışma yaptılar. Orada da çok güzel bir ekibimiz vardı. Doğu Karadeniz konusunda uzman, alanında uzman sağ eki. Ben iddia ediyorum şu anda Türkiye'nin sahası en kuvvetli fakültesi biziz. Hatta üniversitesi biziz. Sağ çalışmalar. Çıkalım anlamında. Yukarı. Buyurun. Çıkalım. Bu arada demin arabada mı burada sohbet ederken Zilkale'de de böyle bir salıncak yapmışlar. Gidersem bir gün mutlaka söyleyeceğim ama Zilkale'deki. Karşılaştıracaksın. Yok abi karşılaştırmayacağım. Orası maça 1-0 önde başlıyor. Salıncağın ismi yeter. Yusuf Yusuf'muş efendim. Yani gerçekten Zilkale'deki o salıncağın adı Yusuf Yusuf. Karadeniz mizahı, Karadeniz'in keskin zekası her yerde karşımıza çıkıyor. Şimdi bana salıncak Yusuf Yusuf'sa buna kaç Yusuf lazım bilmiyorum. Yusuf 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 o zaman. Şimdi efendim biz çokça Yusuf lazım. Öyle söyleyeyim bu salıncak. Kayda girer, Yusuf. Kayda girmeden önce ben böyle tereddütlüyken dediler ki ya sen korkuyorsun. Ya dedim ki ben mikrofonu elime alınca bambaşka bir adam olurum yani. Mikrofonu alınca cesaret geliyor. Geliyor, demek geliyor. Ki ekmek parası. Gazetecilere ayrı bir cesaret geliyor. Hakikaten çekimde görüyorsunuz, göreceksiniz. Görüntülerini de sonra izleyeceksiniz. Drone çekimlerini de izleyeceksiniz. Burası bir cennet. Yani burası Allah'ın bahşettiği, Kastamonu'nun nasiplendiği çok önemli bir cazibe merkezi bir cennet. Yani muhteşem bir yer. Muhteşem. Aşağıda gerçekten. Dere akıyor, çok aşağıda. Yani 1000 metre yukarıdasınız ve diyorum dünyanın en derin ikinci kanyonundasınız şu anda. Vallahi biz hep söylüyoruz. Ve bu Türkiye. Burası Türkiye. Kastamonu'ya zaten merkeze bir kere gelip Nasrullah'ın suyundan içtikten sonra 7 defa gelme garantisi veriliyor. Kaçıncı oldu? Benim olmuştur ya. Turgut abi biliyor onları. Sevgili gazeteci abim Turgut abim onları güzel bilir. Hüseyin abi sudayken biliyorsun yüzerken mikrofonu elimde tutuyorum. Ama şu anda ilk defa korkuyorum. Yani bu hakikaten ciddi bir emek ve işbirliği gerektiriyor. Paydaş yönetimi gerektiriyor. Ben burada özellikle Pınarbaşı Belediye Başkanımız Şenol Başkanımıza da ayrıca Şenol Yaşar Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize burada gerekli lojistiği sağlıyor. Ulaşımımıza yardımcı oluyor. Bu işler hakikaten biz iyi bir paydaş yönetimi sergiledik. Ciddi anlamda. Yani şimdi hocam üniversitesiyle, yereliyle çok ciddi bir ekip işi. Milli parklarıyla. Çok güzel manzaralarda yapılan tüm çalışmaları konuşacağız ama Hüseyin abi bir hayal var. Bir gün olur mu bilmiyorum. Çin'de varmış şu iki arayı. Evet, cam köprüyle Şenol Başkan'ın buradan selam olsun. Çok uğraşıyor yapmak için. Cam köprüyle Çin'de varmış öyle bir hayal var. Bu arada cam köprüyle eğer birleşirse yani muhteşem olur da Hüseyin abi bak baştan söylüyorum. Oraya da muhtemelen Yusuflu bir köprü adı verilir gibi geliyor bana. Oraya yani yetmez. Görüntüyü görüyorsunuz. Muhteşem ama. Şimdi başka neler var burada? Cam teras var. Salıncak var. Belli iki noktada da seyir terası var. Şu anda çalışmalar özellikle yol çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda buraya geldiğiniz zaman yöresel ürünler olacak büyük ihtimalle. Çayınız olacak, kahveniz olacak. Atıştırmalıklarınız olacak. Muhtemelen yörenin en önemli gastronomik ürünlerinden kara çorba içme şansınız olacak. Belki programda biz de içeriz Alptekin hocam. Sürprizimiz olsun o da bugünün. O zaman bakacağız. Şöyle yapalım Hüseyin abi salıncak, doğa verelim görüntüleri.
Şimdi bak şuraya gideceğiz. Bak. Orada bir yer daha var ya. Sanıyorum bundan sonraki durağımız orası. Burgu Teras'a gideceğiz. Evet, orada biraz yürüyeceğiz. 300-400 metrelik bir yürüyüş parkurumuz var. Burgu Teras'a gideceğiz. O biraz daha ormanın içinden biraz daha zorlu bir yoldan geçeceğiz. Ama burası bittiği zaman düz ayak insanlar araçlarıyla tur otobüsleri, tur minibüsleri çok rahat ulaşabilecekler, çok rahat gelecekler. Burada onların yiyecek içecek hizmetlerini karşılayacak işletmeler, tesisler de olacak. Bu anlamda Milli Park, Pınarbaşı Belediyesi üzerine düşeni yapacaktır. Zaten yapma üzere de planlar, projeler hazır. Biz de burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. Tanıtımını, tutundurmasını yapacağız. Bu anlamda üniversite olarak turlara yardımcı olacağız. Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Çünkü biz Türkiye'nin ilk turizm odaklı misyon farklılaşması üniversiteyiz. Tabiat turizmi anlamında da Türkiye'de tek ihtisas üniversitesiyiz. Kastamonu Üniversitesi olarak. Bu anlamda ben ihtisas bölümümüze hem rektörlüğümüze hem YÖK bizi bu anlamda çok ciddi, şu anda yaptığımız şey de gene bir ihtisas projesi. Burada YÖK'e de Cumhurbaşkanlığı'na da teşekkür etmemiz gerekiyor ki biz bu işleri yapabiliyoruz şu an. Vallahi gezdikçe neler yapıldığını daha iyi göreceğiz. Burgu'ya doğru, Burgu Tepesi'ne doğru yavaş yavaş gidelim. Rehber hem başladı iyi seyirler hem devam ediyor iyi seyirler. Öyle büyük bir alandayız ki demin hani ekrana getirdik, dedik ki karşıya gideceğiz Birgi'ye. Ben zannettim ki çıkacağız 5 dakika sonra gideceğiz. Arabayla yaklaşık bir yarım saat 45 dakika. Bundan sonrasında katırlarla da olabilirdi. Biz yürüyerek gideceğiz. Yine muhteşem bir manzara bize bekliyor. Şahane bir çay içtik. Her şey çok keyifliydi. Şimdi aslında biz hani gördüğümüz yerleri anlatıyoruz ama alan çok büyük bir alan. Bisiklet rotaları var, motosiklet turları var. Hani var oğlu var. Yürüyüşler var, yürüyüş, olta trekking, balıkçılığı tırmanış var. Dolayısıyla şunu yapmamız lazım biraz da. Bizim buradaki projenin sağ ayağında sağ olsunlar Nejat hocamlar, Nejat beyler sağda çalıştılar. Dolayısıyla işin sağda neler yapıldığını, neler ortaya konulduğunu Nejat Bey anlatsın. Nejat abiyle bizim tanışmamız şöyledir aslında. Evet. Bir gün ben bir yerde bir sıkıntı yaşadım. Sosyal medyamdan paylaştım. Değil mi? Öyle başladı. Sonra telefonu açtı. Ya Mert dedi nelerle uğraşıyorsun? Bana dedi telefonum bu dedi. Bir yerde bir sıkıntın olursa Milli Parklar'da ara beni çözelim dedi. Sonra bir abi kardeş dostluğumuz oldu. Sevgi abi. Aslında çok geniş kapsamlı bir rota değil mi? Yani neler var? Aslında şöyle. Sayın Dekanımız bahsetti. Biraz önce de zaten Kerte'ye gittik. Bir salıncak kurulmuş. Harika bir manzara. Ya öyle bir yerdeyiz ki Türkiye'nin en özel yerlerinden birindeyiz. Yani aslında burayı o kadar çok tanıtmak istiyoruz ki. Sebebi şu. Bütün dünya buraya bir kere imreniyor. Neden? Dünyanın en büyük kanyonlarından, en derin kanyonlarından bir tanesi. Her şeyden önce. Bu kanyon 12 kilometre uzunluğunda. Neler yapabiliyor? Ve burada 1200'lere kadar çıkan yükseklik var. Burada her şeyi yapabiliriz. Burada zaten bir korunan alan var. Çok özel bir korunan alan. Küre Dağları Milli Parkı var. Bizim konumuzsa Kastamonu Turizm Fakültesi'nde hocalarımızla birlikte projemiz vallahi kanyonu ve çevresinde turizm ürünleri elde etmekti. Biz de arkadaşlarımızla, 4 kişilik arkadaşlarımızla bir grup çalıştık. Dedik ki acaba burada neleri canlandırabiliriz? Nasıl daha sistematik hale getirebiliriz? İnsanlar buradan daha çok keyif alsınlar. Her şeyden önce Mert burayı tanısınlar. Evet. Çünkü tanınmayan hiçbir şey sevinmiyor. Sevinmiyor. Özellikle burada florası, faunası, hayvan varlığı her şeyle, kanyonuyla, jeolojisiyle, jeomorfolojisiyle, birazdan galiba Ilısu'ya gideceğiz. Oradaki şelalesiyle, kültürüyle, arkeolojisiyle, mağaralarıyla muhteşem bir İklim var, muhteşem bir milli park var. Dolayısıyla biz de oturduk çalıştık. Burada hemen kısaca özetleyeyim o zaman ben. Biz 6 tane rota çıkardık. 6 tane yürüyüş. İsterseniz buna trekking de diyebilirsiniz. Çeşitli zorluk dereceleri var bunların. Bunları kimlerin yapabileceğini, hangi yaş gruplarının, hangi sağlık durumu olanların, hangi kıyafetlerle yapabileceğini belirledik. Ne kadar zamanda yapabileceklerini, uzunluklarını ölçtük. Bunları raporladık. Üstelik bunları haritada anlattık. Artık harita ellerinde olduğu zaman buraları yürüyecek, buraları rahatlıkla tanıyabilecekler. Buradaki hatta bitki türlerini de tanıyabilecekler bu yürüyüşte. Dolayısıyla bu milli parkın değerini tanıdıkça daha çok anlayacaklar. İki tane de bisiklet rotamız var.
Hepsi bu kadar değil. Bunun dışında kanyoning yapılıyor şu anda geleneksel olarak. Biz o yüzden kanyoning işini belediye ile bir STK yapıyor. Biz o işe girmedik. İki tane rafting alanımız var. Parkurumuz var belirlediğimiz. Olta balıkçılığımız var. Ve insanların buraya gelip bu aktiviteden yararlanırken bu turizmi biraz daha uzatmaları gerektiğini düşündük. Kamp alanları belirledik. Onu soracaktım. Konaklama çok önemli çünkü. Çok önemli. Şimdi. Ama ben çadırı sevmiyorum abi. Çadır yoksa burada size bungalov sunabiliyoruz. Bungalov olan tabii kamp alanlarımız var. Yakın ilçemiz var. Yine önerilerimiz var bizim bungalov ve çeşitli artık biliyorsun glampingler var. Modern diğerleri çadırlar. Var. Modern çadırlar var. Yani burada bir günü iki güne çıkarmak, iki günü üç güne çıkarmak her şeyden önemlisi sosyoekonomik bir dönüşüm yaratmak lazım. Yani buradaki halkın para kazanıp buraya daha çok sahip çıkması bizim de daha çok önemsememiz lazım. İşte şimdi onlardan birindeyiz. Buranın en çok ziyaret alan yerindeyiz. Gidelim. Terasa doğru gideceğiz. Vallahi köyünden. Ama bir şey söyleyeyim mi abi? Buraya her gelen göz hakkıdır. Daha tam olmamış. Ya o kadar keyifli ki ben de çocukken çok severdim. Böğürtlenler başladı. Gerçi olanların da çoğu gitmiş Hüseyin abi ya. Çok bak, lezzetli gerçekten. Abi muhteşemdir. Ben gelenimiz gidenimiz ve kazanımız bol oluyor. Bir de bir şey söyleyeyim bak herkes böyle şey olmasını bekler. Böğürtlenin böyle koyu. Ben de hafif böyle ekşi halini daha çok evet, severim. Böyle mayhoş mayhoş. Kuru gibi değil mi? Aynen o ekşiliği alacaksın. Aynen. Bu arada biraz daha geç kalırsak yemekler üçüncü kez ısınacak. Bir hızlıca gidelim Hüseyin evet. Abi. O zaman ben şunu da söyleyeyim sevgili Mert. Şu anda bir yaptığımız 6 yürüyüş güzergahının bir tanesindeyiz. Bu bizim zorluk derecesi en kolay olan. Bir zorluk derecesi verdiğimiz ama çok kullanıldığı için de tercih ettiğimiz bir yol. Burası vallahi köyünden başlıyor girişinden. Gördüğünüz orada kulübe vardı. Bilet kesiliyor. Buradan başlıyoruz. 1.1 kilometre sonra vallahi de Burgu Terası'na ulaşıyoruz. Birazdan göreceğiz. Muhteşem bir teras yapılmış. Gidelim. Şimdi gideceğiz, göreceğiz ve harika fotoğraflar çekebileceğimiz bir yer. Bu turu gidiş geliş olarak yaptık. 2.2 kilometre ile bu turu böylelikle bitiriyoruz. Ve bunun gibi 5 tane daha var biliyorsun. Onları da anlatırız yerleri anlatırız geldiğinde. Abi doğa o kadar keyifli ki, doğa o kadar abi. Güzel ki. Hüseyin abi mesela sen bizi soldan çekiyorsun eyvallah bizi görmüşsün. Ama bir sağ tarafa dön de o beton yığınında o şehirlerde esir hayatı yaşıyoruz hepimiz. Bak şu sağa bir dön abi. Işık tersiyse bir sağa dön abi. Ya bir bak Allah aşkına buraların bir de sonbahardaki farklı ağaç türlerinin sarardığı dönemler. Hazineyi de buldum bu arada. Muhteşem abi muhteşem. Bu arada böğürtleri de buldum. Kamp alanları bunlar aynı. Evet. Evet. İnanın kamp alanları. Kamp alanları. Aktivite evet. Faaliyet alanları bunlar. Gerçekten öyle. Kastamonu hakikaten bir cennet. Abi cennet ah gel bulduk abi. Sayın Dekan zaten burada önemli olan burayı bir marka haline getirelim. Buranın güzelliğini hepimiz biliyoruz bütün ama. Bütün çabamız o. Evet. Abi size valla ben size bakamıyorum yani. Kusura bakmayın. Böğürtlere gitti aklım. Buyurun. Biz bunları artık sadece çekimlerde çocuklar nereden bilecek bunu ya. Şurada çok iyi bir dal var ama bir tek sen oraya uzanabilirsin. Aa, yok abi diken var ha. O kadar güzel bir yoldan yürüdük ki ağaçların arasında orman, arada inekler, böğürtlenler ama. Şunun altını mutlaka çizmek istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Buraya has bir şey değil. Belli aralıklarla çöplükler var. Bunlar dolar. Görevliler gelir, alır. Belki bir gün geçebilir sezon. Ama bunlar varken inatla şunu görüyorum yani. Üzerinde etiket olduğu için gösteremeyeceğim. Yine yenilmiş, içilmiş, atılmış. Ya Allah aşkına toplum olarak şu huyumuzdan vazgeçelim. Yani gerçekten yazık. Gerçekten günah. Şimdi Küre Dağları Milli Parkı'nda bahsettiğimiz bilginin giriş noktası platformuna geldik. Necat abi dedi ki, Mert dedi bir şey söyleyeceğim öyle yürüyelim. Öyle yürüyelim. Çünkü gerçekten burası önemli bir milli park. Türkiye'nin 1996 yılında biz ilk etütlerini yaptık. Aslında Vallaha Kanyonu ve Ilgani'nin mağarası kadardı. Bugün 37 bin hektarlık kocaman bir milli park 2000 yılında ilan edildi. Buranın bazı ödülleri var. Pan Park kapsamına alındı. Fakat Pan Park şu anda Avrupa'da geçerli değil. Yani milli parklar arası bir network'tü bu. Özellikle korunacak alanı 10 bin hektardan fazla olan alanlar için geçerliydi. Şu anda o yok ama yabanıl sertifika aldı bu sefer de. Burada inanılmaz bir yaban hayatı var. İnanılmaz bir fauna zenginliği var. Endemik türler var. Ya dolayısıyla buraya herkesin gelip görmesini, burada yaptığımız projeleri tanımasını,
spor yapmasını, gezmesini ve şeyini çok istiyoruz yani. Bu arada şunu da okuyalım. Pınarbaşı ilçesinde bulunan, bu arada dilimi eşek arısı soksun, açılış anonsunda Pınarhisar dedim, sonra Pınarbaşı diye düzelttik ama Pınarbaşı, Pınarhisar beni andı galiba. Vallahi Kanyonu Milli Park'ın kalbi olarak tanımlanır ve Devrekan İçeği ile Kanlıçay'ın oluşturduğu bir mucize. Evet. Dünyada geçilmesi zor olan, en zor olan kanyonlardan biri ve 8 kilometreye girdiğini zaten Necat abi anlattı. Evet. Platform başlıyor. Hüseyin abi, yine tepelere çıkacağız, yine neler göreceğiz. Hadi. Vallahi uzun bir süre Hüseyin abi, buradan sonra hep düz ayak yerlere gitmek istiyorum. Karşımızda Asar Ormanı'ymış. Hikayesi de şöyleymiş. Zamanında suyun karşılıklı iki kabilesi diğer tarafa geçeni yakalayıp ölene kadar ayağından asıyorlarmış. O yüzden Asar Ormanları'ymış adı. Burası da Birgi. O da tahmin ettim doğru çıktı. Yapı itibariyle dönerek yani burgu. Burgu. Hüseyin abi yorulduk ama ya Allah, seyir terasına bir çıkalım. Kolay kolay yoruldum demem ama bu sefer yoruldum. Ha, deyip değmediğini son noktaya çıktığım zaman manzarayı görüp karar vereceğim. Ama aslında o noktaya çıkmadan da şöyle bakalım mı, o noktaya çıkmadan da. Oo Hüseyin abi bak. Abi demin söylediniz ama ben bazen şey yapamıyorum. Heh, o ikisi. Evet. Abi burası aşağısı. Demin söylediğiniz ama unutmuş olabilirim. Kime sorayım? Yürüyüş parkuru mu? Aşağıdan yürünüyor mu? Hayır. Macera parkuru, oraya profesyoneller girebilir sadece. Evet. O sularda yüzenler çıkıyor. Orada da izin alınmak gerekiyor. AFAD'dan falan da izin alınması gerekiyor oralarda girebilmek için. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Buraya İnebilmek için şu dağdan inmek gerekiyor ya da dağdan geri çıkmak gerekiyor herhalde. Burada arkadan kanyon girişinden de girip gelebilirsiniz. Yol var. Yani yol olarak kabul ederseniz var. Anlatsa bu işler senin işlerin ya. Şimdi merhabalar herkese. Kanlıçay ve bu taraf Devrekhaneçay. İkisinin birleşimi böyle geliyorlar. Hemen şu burgu terasının olduğu yerde şurada Valla kanyonun esas girişini oluşturuyor. Evet. Buradan oluşturuyor 8 kilometrelik bir uzunlukla, arkada Loç Vadisi'nin üzerinde Gömeren Kanyonu'yla birleşiyor. Yani Cide ilçesiyle birleşiyor. Buradan gelen, yani burası sadece profesyonellerin gelip burada ancak kanyon geçişleri yapabileceği bir alan. Bu da Pınarbaşı Belediyesi ve Kanyon Değer var. Bunların ortaklaşa yapmış olduğu etkinlikleri Ağustos ayında yapılmaktadır. Profesyonel haricinde kesinlikle izin alınmadan bu kanyonun içerisine girilmemesi gerekiyor. Çok tehlikeli. İçerisinde şelaleler var, kazanlar var, inanılmaz çukurlar var. Ve onların görüntüleri var mı daha önce? Gittiniz mi hiç? Tabii oralarda gittik. Ver onları Rizeli bana, ver onları hemşindi. Vereceğiz. Şöyle, ver onları ki ben de vereyim programda. Bu alanda başka neler yapılıyor onu da söyleyelim. Söyle. Bu alanda şu görünen, şu anda su seviyemiz düşmüştür ama evet. Mayıs'ın sonu ve Haziran'ın başlarında belirlediğimiz alan, buraları hep rotalarını çıkardık. Kanyona esas geçişine gelmeden önce yukarıda bir alanımız var. Kamp alanı olarak belirlediğimiz alanı, oraya kadar rafting ve sportif olta balıkçılığının yapılabilirliği bir alan burası olarak belirledik. Ve yukarıda zaten Sümenler Köyü var. 7 tane mahalleden oluşuyor. Ve İlgarini ve diğer mağaraların güzergahları da orada. Tamamen kültür mirasının yaşatıldığı köy orası. Ve bu tarafa da dönebilirsek, burası da Devre Kayını Çayı geliyor. Yine Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu'nun çıkışındaki Ilıca Şelalesi'nden başlayıp o alttaki Ilıca kamping alanından yukarıda bir ahşap köprümüz var. O köprüye kadar da burada rafting yapılabiliyor ve bu alana kadar, şu görülen tepe olan yere kadar bir sportif olta balıkçılığı yapılabilir. Ama kesinlikle diyorum tekrardan, kanyonun esas girişine kadar profesyonel olmadığın, kanyon eğitimi almadan asla bu kanyona girilmemesi gerekiyor. Ve karşıda bir şu sütun var. Yukarıda Kerte Seyir Terası. Oraya hep birlikte çıktık, baktık.
Biz buradan macera turizmi de çalıştık bu bölgede. Kastamonu macera rotaları yine bizim ihtisas projemiz Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak. Şu görünen sütunlardan biz kaya tırmanışları yaptık, kaya inişi yaptık. Oradan iniş yapıp buradan bak yukarı... Hikmet Hoca bak güzel anlatıyorsun da bak bana bunların hepsinin görüntüsünü vereceksin değil tamam, mi? Tamam hepsini vereceğiz. Havadan, karadan, evet. Sudan, aşağıdan. Yoksa vallahi bu anlattıklarımızı var ya Hüseyin abinin çektiği kadar. Hüseyin abi de bu arada heyecanlandı. Evet. Hüseyin abi yalnızlığı sevdiğini biliyorum. Seni yukarıya yolluyorum. Ben gelmiyorum. Şimdi burada dışarıda baktım 37 derece sıcaklık gözüküyor ama şu anda bizi sıcaklık hiç etkilemiyor. Muhteşem bir iklim yani klimatik özelliği de var buranın. Bitki örtüsü yaban hayatı açısından muhteşem de bir coğrafya. Zaten Nejat Hocam Milli Park ilan edilmesi hususunda o aşamalarda burada kurumda çalışmıştı. Buralarda da biliyor. Çok güzel yani buraya şöyle bir şey daha diyeyim. Burayı gelip görmeden öbür dünyaya gitmesinler. Peki. Hüseyin abi, yukarıyı gidip görmeden öbür dünyaya gitmesinler dedi. Acelen yok. Hadi ben de çıkacağım ya. Hadi, hadi çıkalım. Zirveye çıktık. Fotoğraf için harika, doğa için harika. Yorulduk. Yavaş yavaş da acıktık. Sevgili hocam, merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Mert Bey, sağ olun. Şey soracağım, şimdi burayı zaten anlattık. Evet. Manzara müthiş. Evet. Şimdi biz acıktık ama var mı bir hazırlık? Var efendim, olmaz mı? Yani kara çorbamız sizi bekliyor. Yöresel ürünlerimiz, ıspıt dolmamız sizi bekliyor. Çekimlerden sonra inşallah afiyetle tadına bakacaksınız. O zaman orada beraber konuşuruz. Gastronomiyle sohbet ederiz. Tabii, tabii. Güzel de hazırlık oldu. Çok epeydir de bekliyorlar ama ya buraya kadar gelince demin de söyledim yani iyi ki Nasrullah'ın suyunu içmişim de gelmişim diye. Abi çok güzel ya. Oraya döneyim. Işık orada. Hüseyin abi uyarıyor. Hüseyin abi. Ha bizim bu Hikmet sana bu görüntüleri verecek. Efendim? Manzara güzel. Manzara güzel. Bak o görüntüler sonra sosyal medyadan bana kızıyorlar. Diyorlar ki anlatıyorsun hep seni veriyorlar. Ben diyorum ki Hüseyin abi beni verme. Manzarayı ver. Demir mi veriyor? Yok yok. Ha bizim Hikmet verecek görüntüleri. Onlarla çok güzel böyle bir harmanla. İletişim Fakültesi de verecek. Görüyorsunuz. Biraz evvel ziyaret edip çekim yaptığımız lokasyon. Orası. Oradan buraya geldik. Oradan evet. Buraya biz evet, bir buçuk saatle geldik ya. Bir buçuk saat. Kerteseyir terasından buraya gelmemiz yaklaşık 1,5 saat sürdü ama neden bu proje işte cazibe çekim merkezi haline getirme projesi? Yani fazla söze gerek yok. Hakikaten resimler, çekimler anlatsın yani muhteşem ya, bir çok yer. Çok keyifli. Çok keyifli vallahi. Bunun üstüne de zenginleştirici olarak yani zaten bir temel çekirdek ürünümüz var. Çekirdek ürünümüz Vala Kanyonu. Muhteşem bir coğrafya, rotalar çıktı, olta balıkçılığı rotaları çıktı, bisiklet rotaları çıktı. Bir de üstüne zengin bir gastronomi destekleyici ürün. Buraya gelmek için herhalde yüzlerce sebep var. Öyle vallahi söyleyeyim. Bir de gidelim biraz daha geç kalırsak 6. kez yemekleri ısıtmışlar. Gittiğimizde restoran kapanmış olmasın bu arada yavaş ya, yavaş hareket edelim. Peynir ekmek yeriz yeter ki program güzel olsun. Rehber devam ediyor. Bugünkü yorgunluğumuzun üzerine ki daha gideceğimiz yerler var. Galiba güzel bir yemeği hak ettik diye düşünüyorum. Erkek erkeğe gez 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 nereye kadar? Allah'tan Emine ablamız yöresel kıyafetleriyle bize bölgenin, Pınarbaşı'nın, Kastamonu'nun lezzetlerini hazırladı. Masaya bir oturduk. Herkes nasıl yorgunsa önce bir herkes davrandı tabii. Sonra dedik ki abi siz yiyin. Biz çekim yapmak zorundayız. Ekmek parası falan. Sayemizde herkes aç kaldı. Yani özellikle hocamın rengi kaçtı. Ağzından kaşığı çektik. Biz oraya odaklanmışken abim ne yaptı? İki kaşığı gömdü. Rizeli direkt kayıp tabağı alıp gitti. Şimdi biz böyle deyince geldi. Emine abla merhaba. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Emine abla çok yordular bizi. Kurban olayım ya. Doğrudur. Habire in, çık. Evet. İn, çık. Bunlar da hiç. Bunlar ama bize böyle güzel de evet, bize karşı böyleler. Çok güzel. Öğrencilere kim bilir neler yapıyorlardır. Bilemiyorum artık. Değdi ama.
Evet, değmiştir. Çok buradan güzel. Buradan da Rize'ye gideceğim. Güzel evet. mi? Güzel. Yüzeyim çok mi güzel. Ben? Yüzebilirsiniz. Vallahi. Evet. Yorgunluğunuzu atın bence. Gerçi şey derler, tok karnına yatağa, aç karnına suya girilmez derler ama. Şimdi ablacığım, evet. geldiğimden beri herkesin dilinde öyle evet. bir şey göreceksin ki başka yerde bulamazsın. Eşi benzeri yok. Evet. Eşi benzeri yok. Ben de program yayınlanmadan önce sosyal medyamdan sorusunu sordum hatta. Bu nedir? Kara çorbamız. Kara. Yöresel kara çorbamız. Evet. Bir çorba gibi de durmuyor ama. Pınarbaşı'na ait. Patenti de bizde zaten. Kızamık ekşisinden alıyor. Siyahlığını ve ekşiliğini oradan alıyor. İçinde neler var? İçinde köy tavuğumuz var. Köy tereyağımız var. Önce tavuğumuzu haşlıyoruz. Onun suyuna ekşimizi, sonra unumuzu ve baharatlarımızı katıyoruz. Tereyağımızı o şekilde. Peki ablacığım bir şey söyleyeceğim. Bu köy tavuğu biraz daha zor pişiyor değil mi? Evet. Evet. Diğer tavuklara benzemez. Tabii tabii çok zor pişiyor. Ve kızamık ekşisi de hani çok zahmetli. Biz onu topluyoruz kendimiz kaynatarak ekşi. O da bu mu? Evet o da bu şekilde. Şimdi işte. Bunu ne yapıyoruz? Çorbanın içine mi katacağız bunu? Yok. Evet suyuna katıyoruz en son. Bravo. Şu an yapılmış şey. Yani yapılmış bu ham ekşi. Maddesi. Evet bu ham maddesi bu şekilde. Ekşiliğini ve karalığını buradan alıyor. Hüseyin abi bir mantıya zoomlasana ya. Ben kamera kazanıyorum. Bunun tadını ilk defa görmüşüm. Merak ettim ya. Muhteşem bir lezzet. Yani rengi ilk başta acaba bu ne dedirtiyor ama. Evet gelen misafirlerimiz de ilk başta tereddüt ediyorlar hani içmekte. Ama sonra içtiklerinde beğeniyorlar. Çok beğendiklerini söylüyorlar. Ben söyleyeyim mi? Ben bunun tadını aldım ya. Ben bir daha buraya gelsem ne mantı yerim ne baklava yerim. Ben size yemin ediyorum. Bekleriz her zaman. Bir de zaman. Buna böyle avuç avuç pul biber mi atacağız? Evet. Normalde acı yapıyoruz şu an. Hani yaz sezonu biraz daha herkes sıcak olduğu için çok terletmek istemiyoruz o yüzden. Acısı da kışın acısı, bunun of. Evet kışın daha güzel oluyor acılı bir şekilde. Çorbamızı içtikten sonra sıra mantıya mı geliyor? Evet mantımız var yöresel. Kayserilerle papaz yapacaksın. Kastamonu'ya geliyorum pastırma diyorum Kayseri'den tepki. Normalde bizde buna Peru'da deniliyor. Öyle de ki Kayserilerle evet. arama açılması. Aynen evet Peru olayım. Diyoruz biz buna. Yumurtalı, peynirli, çökelikli, kıymalı yapıyoruz. Her çeşidini yapıyoruz. Sonra doğal ıspıtımız var. Şimdi bir şey söyleyeceğim bak hazır burada gastronomi konusundaki dekan öğretim görevlileri burada. Bana bir gün demişlerdi ki mantıyı hep yanlış yiyorsunuz. Yoğurdu yanına ayrı koyacaksın mantıyı yoğursuz getireceksin. Yoğurdu üzerine koyarsan yoğurdun suyu mantıyı çeker tadını bozar. Önce mantıdan yiyeceksin sonra ayrı bir kaşıkla yoğurdunu yiyeceksin. Bana mantıklı geldi siz bu işin. Yani o da mantıklı ama aslında bütün hikaye şu. Mantının üzerine yoğurt servis edilir edilmez. Yağ da yakılır, dökülür dökülmez. Eğer yerseniz zaten yoğurt mantıyı daha yumuşatmadan ve sulandırmadan yeme imkanınız olur ve gerçek lezzeti almış olursunuz. Ama mantı ayrı, yoğurt ayrı yediğiniz zaman aynı bu yediğiniz mantının lezzetini alamazsınız. Ama bütün hikaye mantı daha yerleştirilir yerleştirilmez. Ona uygun köy yoğurdu üstüne de işte salçası, biberi vesairesi yakılıp hızlı bir şekilde tüketmekten geçiyor. Abi sen yapabiliyor musun? Buradaki tek Kastamonulu sizsiniz ablayı saymazsam herhalde. Evet, evet. Yapabilir misin karayı? Yani kara çorbanın yapımı biraz zahmetli, bayağı bir zahmetli. Bayağı kaynıyor, yani yaklaşık 11 saat kadar ekşisini kaynatmak gerekiyor. O yüzden zaten bunun diğer bir adı da ağa çorbasıdır. Hani kara çorbanın yanında ağa çorbası olarak da bilinir. Bu yörede de sadece bunu Pınarbaşı ve Azlavay'da yaparlar. Merkezde bile bulamazsınız. Peki Azlavay mı güzel yapar Pınarbaşı mı? Şimdi böyle bir soru... Pınarbaşı'nın olduğumuza göre cevap verilir canım yani. Böyle bir soru... Herkes kırılır ona. Yani politik cevap vermek zorundayız. İki ilçemizde çok güzel yapar. İki ilçemizde aynı maddeleri, malzemeleri kullandıkları hı. için iki ilçemizin çorbası da çok güzel olur. Sen mi yaptın ablam? Evet. Bir elini uzatır mısın? Bak, ben sevgimi katıyorum çorbayı yaparken. Bak, kim sevgisini katıyorsa o bence. Bu eli koydun mu? Evet. O elinin lezzeti geçti evet. mi? Bambaşka bir evet. şey olur yani. Bu Kastamonu'nun birçok coğrafik işaretli gastronomik ürününden bir tanesi. Kastamonu evet. Türkiye'deki diğer illerle karşılaştırıldığı zaman özellikle gıda konusunda evet. coğrafi işareti çok fazla olan şehirlerin başında geliyor ürün evet. anlamında. Evet. Ve lakin kara çorbanın da coğrafi işareti Pınarbaşı'nındır. Dolayısıyla evet. Pınarbaşı'nın mı? Yoksa bu bölgenin. Nedir bu abla? Biz ıspıt diyoruz. Biz ne diyoruz? Kandırık
falan başka? Da diyorlar o şekilde. Şimdi dediklerinin ikisini de bilmiyorum kavurması. Da o yüzden. Biz ıspıt kavurması diyoruz. Bu Mayıs aylarında falan oluyor kendisi. Ormanlarda yetişiyor. Biz bunu alıyoruz. Saplarından ve çiçeğinden kavanoza koyup kavurmasını yapıyoruz. Yapraklarından da ıspıt dolması yapıyoruz sarımsaklı bir şekilde. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Soğan, biber, yumurtayla kavuruyoruz. Tereyağıyla, köy tereyağıyla. Bu ne ablam? O humusumuz. Humus, o da o Antakya'nın, evet, şimdi. Evet. Elini vicdanı yok. Onu da Antakya'nın. Bu da kızılcık marmalatımız. Evet. Bu çam pekmezimiz. Yine buraya ait. Kendimiz baklavan ormanlardan. Var. Evet. Bu kızılcık ekşimiz. Bu da şey çok zahmetli. Ama bak ciddi söylüyorum. Gelirken sevgili Necdet abi dedi ki yani. Ben de artık yorulmuşum. Bir ayran, abla iki bardak içtim. O ne güzel bir ayran. Tuz yok denecek kadar az. Yoğurdun gerçek tadını alıyorsun. Ellerinize, evet, sağlık. Peki ablam, şimdi biz bu programı çekimlerden yaklaşık 25 gün sonra yayınlayacağız. 25 gün içinde zam gelme ihtimali olabilir mi bilmiyorum ama buraya geldiğimiz zaman her zaman karayı bulabiliyor muyuz? Evet. Kaç lira kara? Yani bizde şu an her gün mevcut. Her gün oluyor hani. Kaç lira kara? Şu an 45 TL. 45 lira kara. Dediğim gibi. Evet. Bir de geldiğim üzerine bu gerçek porsiyon mu, çekim porsiyonu mu? Bu şu an normalde 1,5 porsiyon. 1,5 bundan değil bir mi? Tık daha az. Niye? Evet. Biliyor musun ablam? Böyle bazen bunu söylüyorum. Çekim için fazla koyuyoruz, evet, görsel. Sonra görüp geliyorlar aynısını bulamayınca ihale bize kalıyor. Bu 1,5 efendim, evet, onu söyleyeyim. Ben söyleyeyim mi? Bunun da bir porsiyonu 70 lira. Evet. Kaç lira? Sanırım 70 liradır. Ben şu an kendi mutfakta olduğum için fiyatlarla hiç ilgilenmiyorum. Hani 70-80 olsun o da. Bak, o civardadır. Evet. Ondan sonra ıspıt. Ispıtımız da 45 TL civarında. Ben o 45'li ona vereceğim bir tane daha çorba içerim canım yani. Ama o da çok güzel. Tavsiye ederim. Vallahi gerçekten. Çünkü ormanlarda doğal olduğu için çok tatlı. Kaç lira abla? O uygun. Artık 15 lira. Vallahi bak saydığın uygun. Ve kızılcık ekşisini yaz aylarında tüketirseniz susama gibi bir derdiniz olmaz. Peki ablacığım, çok rahatlatır. Yemeğin üstüne mi içiyoruz? Arada mı böyle? Yemekle birlikte de içebilirsiniz. Arada, evet. Hocam uygun mudur? Burası şimdi bu konuda da fetva makamı burası. Estağfurullah. Bakın siz sadece şu anda burada Kastamonu'nun gastronomik ürünlerinin sadece küçük bir kısmını görüyorsunuz. Evet. Burası gastronomik açıdan 700'ün üzerinde reçetesi olan bir şehirden bahsediyoruz. 700'ün üzerinde yazılı reçete var. 812 aslında. Yani yemek 700'ün sayımız üzerinde, evet, reçetemiz var bizim ki biz bunu aynı zamanda gene başka bir Avrupa Birliği projesinde bir e-reçete kitabı da hazırlayacağız Avrupalı partnerlerimizle. Kastamonu yöresinin yemeklerini de ekleyerek. Yani burada unlu ürünler var. Özellikle tatlı çeşitleri var. Banduma var. Yani bakın bölge gideyim yani. Necdet abi de dürüm yok mu diye söylüyordu. Benim yanımda bir şey konuşulmasa hemen yetiştirdim. Dürüm yok ama kuyu kebabımız var. Müthiş bir, evet, kuyu kebabımız var. Deneyimlemişsinizdir onu. Yok, kaçıncı tabii geçti? Biz en son et yemeyeli 5 sene 8 ay 24 gün oldu. O zaman tatil uzatın, yarın da bir kuyu kebabı yedirelim size. Ya alışırsak kilosu olmuş etin, evet, 500 lira. Ya alışırsak? Bakın ya, pastırmadan falan bahsetmiyorum bile. Yani burada tamamen organik ve doğal yöntemlerle yapılıyor pastırma. Hani onları daha önce zaten görmüşsünüzdür, çekmişsinizdir ama bizim özellikle bölgesel anlamda gene İhsan Gazi'nin ekşili pilavı var. İşte yani yöresel anlamda tridimiz var. Siyes ve kara buğdayın merkezidir burası ve Türkiye'de şu anda ana üreticiler ve ana dağıtımcıların neredeyse tamamı Kastamonu şirketleri. İhsan Gazi, Devrekhani ve Seydiler şu an bu anlamda hem Siyes'in hem kara buğdaydan üretilen yan ürünlerin merkezi haline gelmiş vaziyette ve çok yaygınlaştı. Mehmet hocam, bana Siyes görüntüleri de lazım olacak. Ben seni tanırım, bak söyleyeyim. Hepsi var. Yani bunu yerinde çekemediklerimizi hepsini istiyoruz. Ama şunu söyleyeceğim. Ayran şahaneydi. Bak yemin, demek ki hayatta yemin ediyorum hiçbir şeyde ön yargılı olmayacaksın. Kare diye bir çorba söylediler. İşte siyah. Şekline baktım. Yemin ediyorum yemeden, tadına bakmadan önce bir de ekşi olduğunu söylediler. Ben bitirdim bu arada. Çaktım. Bak, sahiden bak. Ama
Ama kaç bin adım. Bak biri de oradan, biri de oradan bitirmiş. Ama güzel ha. Kadrajdayız diye biz yiyemiyoruz. Biz yiyemiyoruz abi. Yani senin yani. Suçun ne abi? Sahnenin ardı diyelim abi, ön plan. Yani yolunuz bu tarafa düşerse bu çorbanın tadına mutlaka bakın, ama mutlaka bakın. Rengi belki ilk başta size çorba gibi gelmeyebilir ama hayatınızda içtiğiniz, evet, yediğiniz en güzel çorba olduğuna dair böyle de iddialı bir söylemde bulunurum. Efendim herkes sayın dekanım gibi vicdansız değil, yemek yemek için çekimin bitmesini bekliyor. Bence çok Hüseyin abi acıklı gözlerle mantıya bakıyor, elinde kamerayla o da dağlara tepelere çıktı. Hocam süzülmüş, hadi artık diyor. Rizeli'de sıkıntı yok. Rizeli doğa adamı, orada ot buldu, bir şey buldu, yedi. Ben senin gibiyim. Abim senin gibiyim dedi ama kaskı var canım. Yarısını çorbanın yarısını götürdü. Öbür abi tam gizli gizli aradan acıyan Allah bizi acısın. O zaman ablacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Rehber devam ediyor. Evet. Hem de böyle güzel sunumunuz için de Emine abla ayrıca teşekkür ediyorum. Ne demek? Yiyebilir miyim? Evet. Bu bölgenin yöresel kıyafetidir. O zaman yöresel kıyafetimiz. Bayanlarınki daha farklı oluyor. Kızlarınki daha farklı bu şapkalarımız. Bu şekilde. Onda o kıyafetleri bir daha geldiğimde programa. Ben artık İnşallah bekleriz. Beni Karay Karam'la baş başa bırak. Tamam. Afiyet olsun. Rehber devam ediyor. Projeden bahsediyoruz, projede neler olduğundan bahsediyoruz. Elbette bunlardan önemli bir konuda konaklama. Dileyen sırt çantasıyla yanında getirdiği çadır alanlarında çadırını kurar, kamp keyfi yaşar. Dileyen de yine bu rotada bulunan tamamen doğayla iç içe, doğa dostu konaklama seçeneklerinde hem güzel bir uyku çeker, hem yöresel yemeklerin tadına bakar, hem de sabah kalktığı zaman kuş sesinden başka, bol oksijenden başka hiçbir şey olmayan, sadece huzur dolu böyle yerel işletmelerde konaklayabilir. Bayram da doğmuş, adı Bayram. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Hangi bayram? Ramazan bayramı, ikinci günü. İkinci günü. Evet. İkinci bayram. İkinci bayramda ben doğmuş. Güzel, iyi yapmışsınız. Vallahi güzel uyuduk, az uyudum. Dinlendim. Genelde işte buraya gelen hani kanyonları, ılcıları gezip bayağı bu yoğun şekilde geliyorlar. Ama burada onlar bir iki saat uyku bile yeterli olabiliyor. Yani sabah genelde hepsi erken kalkıyor. Yani dinlenmiş bir şekilde güzel bir kahvaltılarını yapıyorlar. Ama tekrar gezmeye dönüş yapabiliyorlar. Peki kaç odanız var? 23 odamız var. Toplam kapasite 60 kişi alabiliyoruz. Hani aile olarak da var. Hani tek yataklarımız var. 2 kişilik odalar var. 3 kişilik var. 5 kişilik var. Hani müşteri seçeneğine göre uygulamaya yapabiliyoruz. 12 aycıksınız çünkü buralar kışın da ayrı güzel değil mi? Kar yağdığı tabii zaman. Tabii kışın da hani o kanyonların manzarası daha hoş oluyor. O kanyonların görüntüsü daha bir hoş oluyor. Kışın gelen müşterilerimiz de oluyor illaki. Peki buraya geldiğimiz zaman ulaşımla ilgili de bir sıkıntı olduğu zaman otel olarak yardımcı oluyor musunuz? Mesela gruplar minibüs isteyebilir. Tabii tabii biz hani gelen başvuru yapanlar da var. Hani büyük gruplara belediyeden destek alabiliyoruz. Veya dolmuş olarak veya rehber ayarlayabiliyoruz. Kendi imkanlarımızı da kullanabiliyoruz. Bizden bir rehber olarak gidebiliyor. Ya yani gelen buraya misafirlerimiz her türlü memnun etmeye çalışıyoruz. Her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bak bu program Eylül'ün sonunda yayınlanacak. Evet. Eylül'ün sonuna kadar zam gelmez diye ümit ediyorum. Konaklama kaç kişi, kaç lira? Şu an kişi başı, tek kişi kalsa 800 lira, 2 kişi üzerinden 1400 lira, 3 kişi de 2000 lira olarak kahvaltı dahil fiyatımıza. Hani ekstra isterse öğle ve akşam yemeğine dahil edebiliyoruz ya da öğle ve akşam yemeğine alakart olarak kendi ekstra olarak da yiyebiliyorlar. Biz programın içerisinde yöresel yemekleri de yine burada sizin evet, mutfağınızda evet, hazırlandı. Onlar her zaman oluyor mu, yoksa gelen grupların siparişi ya da talebi doğrultusunda hazırlanıyor mu? %90'ı elimizde bulunuyor. Her gelen misafirimiz istediği zaman yiyebilir. Yani bazı uzun yapılması uzun süren ürünlerimizde ön sipariş üzerine yine yapıyoruz. Peki, yani kimse mağdur etmeden buraya gelen herkesi de memnun olarak göndermeye çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun, memnun olduk. Az sonra Ilıca'ya gideceğim. Şelaleyi anlatacağız. Oradaki doğayı, ağaçları, yani
muhteşem tablo gibi ama giderken burası karşımıza çıktı. Şöyle bu sular, suların içinde masalar, semaver falan. Merhaba abla. Merhabalar. Şöyle alayım yanıma. Tam vazgeçiyordum. Çay 15 lira deyince vazgeçiyordum. Karton bardak deyince biraz duraksadım. Sonra dedi ki Muğla'da dedi 30 lira. Ben dedim ki Fethiye'de de 1 lira. Biz de nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok mutlu olduk buraya geldiğiniz için. Ya çay bir şey söyleyeyim mi? Size de bir şey diyemiyorum. Ben artık kimseye bir şey diyemiyorum. Ben kimim ki ne diyeceğim de. Biz de susuyoruz bazen. Çay susmak 15 zorunda lira kalıyoruz. Oldu, evet. Yani şekerin maliyeti, çayın maliyeti maalesef kurtarmıyor. Burada zaten Kezban ablamız işleri yürütüyor. Kezban ablamız da yani yazları burada bu işi yapıyor. Kışın malum herkes sezonluk. Şey o yüzden. Ben inanın kimseye bir şey demiyorum. İşletmeciye de bir şey söylüyorsun. Diyor ki elektrik parasından, asgari ücretten. Ona da bir şey diyemiyorum yani. Yapacak bir şeyim yok. Gözleme kaç lira? Gözlememiz 70 lira. Su kaç lira? Suyun ücretini bilmiyorum. Ben söyleyeyim mi? Su da 10 lira. Su 10 lira değil mi? Su 10 lira. Su 7,5 liraymış. Peki Kezban abladan ne yemeden gitmeyelim? Bence etli ekmek yemeden gitmeyin. Etli ekmek. Konya mı burası ya? Konya ile bizi karşılaştırırsan çok büyük yanlış yaparsın. Önce tadına bakacaksın. Abla, sonra Konya ile bizi çek edeceksin. Abla gelin var mı sizde? İnşallah. Oğlan bulursa olacak. Şu anda hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Oğlunun bulacağı o gelin kız. Sen böyle bir anda sinirlenirsen var ya. Hayat... Bu çocuk sana kız getirmeye korkar. Eniştem nerede? Enişteniz burada. Gel gel mübarek insan gel. Gel benim canım abim gel. Gel gel. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin. Teşekkür ederim. Ne kadar sakin, hiç sinirlenmeyen bir eşiniz var. Evet, doğrudur. Yani ben bile şaşırdım birden diyorsun. Değil mi ya? Ya işin şakası bir yana, manzara çok güzel. Su soğuk mu? Soğuk biraz. Soğuk. Çünkü evet, yukarıdan kaynak suyumuz var. Evet. Kaynak sudan geldiği için biraz soğuk. Şelalenin suyu daha ılık, burası daha soğuk. Okullar açıldı mı, bitiyor mu sizlere? Bugün son. Evet, bugün son. Bugün son. Bir hafta sonundan. Yani geçelim. Bizim program Eylül'ün sonunda yayınlanacak. Eylül'de programı seyrettiğimizde artık burası kapanmış olacak. Evet. Peki bu abla kim? Kezban ablamız. Kezban sahibi. Ama bak bir patron duruşu zaten evet. Var. Gel Kezban ablaya. Nasılsın Kezban ablam? Hoş geldiniz. Abla neyin olur? Abla hala torunu. Halanın torunu. Evet. İyi midir aranız? İyidir. Allah iyi etsin. Sakın karşını alma. Ben sana söyleyeyim. Ne diyorsa tamam de. Peki. Bir anda sinirleniyor. Öyle mi? Nasıl geçti sezon? Sezon güzel geçti. Çok iyiydi. İyi ya, geçti. Sağ olsunlar. Gerçekten az önce çok güzel misafir ettiler. Hayatımda ilk defa kara çorbası içtim. Doğrudur. Bayıldım. Onun üzerine mantıydı derken ama Allah ömür verirse seneye senin etli ekmeğini yemeye geleceğim. Şimdi de yaparız. Abla baksana bak. Ben bunu fazla vermek için değil. Canım çıktı. Peki tadına bakarsınız. Yok, çay şimdilik bir çay içelim olur mu? Tamam çayımız için olur. O bir da daha ne zaman açılacak sezon? Sezon daha devam ediyor. Gelecek yaza açılacak inşallah. Haziranda mı? Hazirana kalmaz. Nisan, Mayıs gibi açılıyor burası. Eylül dedim bir de kapanıyor. Sonbahar evet, var. Kasım'ın sonuna kadar devam eder. Senin ablamın yüzünden az kalsın müşteri gelmeyecekti. Ne dedi biliyor musun? Öyle mi? Bugün son gün kapatıyoruz dedi. Yok yok da akşamın son saatleri demek evet, istedim. Bugünü kapatıyoruz. Bugünü, tamam. Bugünü kapatıyoruz. Yani bizim program Eylül sonunda yayınlanıyor bak. Yok canım. Bizim program ablacığım Eylül sonunda yayınlanıyor. Burada Kasım'ın sonuna kadar devam ediyor. Buradasın eder. Değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kezban ederim. Kezban ablam saygılar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Karar verdim Hüseyin abi. Karar verdim. Bundan sonra çok uzun bir süre gideceğim yerleri araştıracağım. Merdiven, yokuş varsa bak en az 5 bölüm bak görmek bile istemiyorum. Tamam çok güzel yerleri geziyoruz ama vallahi şaka bir yana yorulduk. Ilıca'ya geldik. Şelale'ye bayağı bir aradan dereden işte tahta yoldan geçtik. Taşların arasından geçtik ama sonuç güzel. Ya şunlar dikkatimi çekti Hüseyin abi değil mi? Böyle sanki bir doğal stüdyo. Hatta demin şey dediler Yüzüklerin Efendisi'ndeki manzara gibi. İşte aslında doğanın... Uzay çamı bunlar. Uzay çamı. Peki Hüseyin abi. Bak bir şey söylüyorsun diyeceğimi de unutuyorum. Neyse olur böyle şeyler. Yani insanlar olarak bizler aslında doğayı kendine bıraktığımız zaman
doğa en güzel halini ve en güzel renklerini ve en güzel görünüşünü alıyor. İşte bunun en güzel örneği. O kadar bir kendine şekiller vermiş. Yani doğa, ağaçlar kendini sarmış, sarmalamış. Aynı şekilde benim solum Hüseyin abi, senin sağın da öyle. Çok keyifli ya. Yani Kastamonu gerçekten her ilçedeki farklı kültürü, farklı gastronomi yapısı ve her ilçe doğal güzellikleriyle yani apayrı görülmesi gereken bir yer. Yavaş yavaş gidelim, bir şelaleyi ekrana getirelim. Su birazcık azalmış gibi ama yine de keyifli. Ve işte bize rakip olan Sadık abi. Abi nasılsın? Merhaba. Hasan abi mi? Siz nasılsınız? İyisiniz. Sadık abi, bir Sadık abi görüntüsü var diye dedim ama Hasan abim miyim? Ben Hasan abiyim. Abi nasıl? Çok güzel değil mi? Çok muhteşem. Buralı mısınız? Yok, değilim. Nereden geldin? Ben Adana'dan geldim, böyle geziyorum bak. Tesadüf kameraya denk geldik bu arada. Abi bir daha söyler misin nereden geldin? Ben Adana'dan geldim. Hoş geldin. Sağ olun. Abi ya ben bak, bana diyorlar ki sen her yerde mutlaka bir Adana bir şey yapıyorsun, buluyorsun. Vallahi haberim yoktu. Şimdi sen TV2'de mi program yapıyorsun, o bir ATV'nin değil mi? Yok, bu Demirören. Heh, tamam. Ama istemiyorsan yapmayayım. İsim neydi? Benim Mert. Ben bazen seyrediyorum yani programın, Allah geziyorum doğaları da. Allah razı olsun. Yok, hoşuma da gidiyor Allah bak. Adana'yla konuştun mu bugün? Tam bir Adana konuştum. Adana'yla da konuştum mu? Yeni konuşmadım. Biraz önce konuştuydum da. Nasıl, yağıyor mu Adana? Yok, Adana'ya güzel yağmur yağdı dün. Maşallah. Bayağı bir rahatlatmış. Maşallah. Yani görüştüğüm kadarıyla. Ama burası orman morman serinlik değil. Tabii canım ya. Yok bizim... Şimdi Adana her yer sıcak değil yani, benim kaldığım yer de serin. Pozantı'da mısın sen? Ben yok, ben Anadolu diye yayla var bizim 900 kilometre rakam falan Adana Kozan'da. Çok Kozan'da güzel yerlerimiz de var, öyle gelirsen de böyle bir... Geldim yaptım, Kozan programını yeni yaptım da. Buralar da güzel ya. Yok güzel. Şimdi şu şelale, sen Adana'ya geldiysen Tayyip Belli'nin şelalesini gördün değil mi? Bak, küp şelalesi mi? Küp şelalesi, dokuz oluk hepsini yani, gördüm ya. Yani hepsini şimdi... Gördüm. Bu ona göre daha mangal, güzel. Hani mangalın nerede? Vallahi biz şimdi mangal niye... Yeni gideceğiz bu tarafa mangala. Bir Adanalı için mangal, bir Adanalı'ya mangal yakmak için ne gerekir? Hiçbir şey gerekmez. Bir metrekare yeşil alan ve bir mangal. Aynen. Her türlü yakar. Ya peki şimdi, Adana'da ne yapılmaz? Şimdi bak, Adana'da ne yapılmaz? Kardan adam ve rejim. Aynen, aynen. Şimdi Adana'da kardan adam olmaz çünkü kar yok. Abi. Ama rejime gelince rejim olur bak. Tabii değil. Bak oradan buraya yürüyerek geldiğimize göre. Maşallah. Nereden baksan 3 kilometre var değil mi buraya? Var tabii. He yani. Yok. Neyse dayı, ben biraz programa tamam, döneyim. Kardeşim. Çok memnun oldum Hadi Hasan abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Yürümedir abi. Burası Hüseyin abi vallahi güzel. Bir kere hani şelale belki hani çok coşkun. Bir şelale aman aman bir şelale değil ama şelaleye gelene kadar ki yol manzaraları. Dur geleceğim abi, dur ben bir anlatayım. Ben anlatayım sonra geleceğim. Abi mahvettin beni. Bak iki Adanalı'nın arasında tam bir şey anı. Abi bu Adanalı çekiliyor oyundan. Yok, mevsimsel olarak. Estağfurullah. Mevsimsel olarak. Rehber sizsiniz. Ben geçen geldiğimde su daha fazlaydı sanki. Daha fazla. Mevsimsel olarak. Su biraz çekilmiş. Mevsimsel. Ama aslında buranın debisi de yüksek. Hakikaten çok daha gür ve kuvvetli dökülüyor burada yani, suda. Şöyle bakıyorum, kaynak nereden geliyor abi? Horna Kanyonu'nun altında gördüğünüz o akan... Onu tepede gördüğümüz. Tabii. Yok, Horna. Orası Valay'dı. Burası da ayrı bir kanyon. Geliyorum abi. Ne yapayım abi? He, resim mi? Evet. Şöyle ya, durayım mı? Hasan abi. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Adana ürün gelin de ciğerleyin sabah. Kardeş yolumuz de. Düşerse... Eyvallah abi. Adana Kozan'dayız ve Anadolu Yaylası'ndayız. İnşallah. İnşallah abi. Her zaman. Abi bizim program doğal program vallahi öyle. Takip ediyorum. Sağ ol abim. Bir kere suyun olduğu yere her zaman huzur verir. Çok uyarı var. Yüzmek yasaktır diye ama şimdi o yazıyı görmesem ben suya girecektim söyleyeyim. Hatta sağ olsun. O yazıya rağmen bence girecek olan olabilir. O girecek. Rizeli girer ya. Rizeli girer. Çadırını Rize, kurdu. Rizeli çok daha soğuklarda da girdi bunlar. Abi ben de soğuk suya da giriyorum da şimdi sıkıntı şöyle. Girmek yasaktır yazısı olduğu zaman yok. Onu gördükten sonra yani benim girmem olmuyor. Tabii normal. Çok keyifli ama insanlar geliyor, fotoğraf çektiriyor. Vallahi güzel bir Hüseyin abi. Yorgunluğu burada atacağız herhalde. Çay kahve var mı buralarda?
hemen çıkışta var. Yani kanyon hizasında yok ama çıkınca sağlı sollu hem hafif atıştırmalıkların hem çayın kahvenin serinletici içeceklerin olduğu yerler var. Yalnız ısı farkını gördünüz değil mi dışarıda buranın? Burası serin ya. Burası şahane. Kendi şeyinde, ikliminde burası şu anda bir yayla. Yani şimdi tabii biz tek bir noktaya odaklandık ama o kayaların arasındaki sular, karşıdaki köprü, hatta Hüseyin abi kapanış anonsunu oradan çekelim. Yani Vala Kanyonu ayrı bir hikayeydi özetle. Burası Horna Kanyonu, Horna Kanyonu başka bir hikaye. Buranın hakikaten yürüyüş ve şey ulaşımı çok da artık bitmiş vaziyette, altyapıları tamamlanmış vaziyette. Girişinde çok güzel gene bir Adana menşeli restoranımız da var oranın girişinde. Burada her şey oturmuş vaziyette, sistem oturmuş vaziyette ve binlerce ziyaretçi ağırlıyor burası, yerli yabancı. Ama Kastamonu'yla ilgili şunu söyleyeyim. Kastamonu'da şu anda el değmemiş ve daha envantere eklenmemiş kanyonlar var. Yani mutlaka ben hani bu Ersizler Dere daha yeni milli park ilan edildi, görmeniz lazım. Geçenlerde dünyaca ünlü dağcımız Tunç Fındık orada kaya tırmanışı yaptı. Yani ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşte Pınarbaşı bir ilçe. Evet. Ve dediğiniz gibi bir ilçenin içerisinde biz Burgu'ya gittik. İlk gittiğimiz Vala mıydı? İlk gittiğimiz Kerte Seyir Terası'ydı Vala Kanyonu'nda. Oradan çıktık. Oradan çıktık Burgu'ya gittik. Oradan yemek molası verdik. Evet doğrudur. Oradan buraya geldik. Şimdi Horna Kanyonu'nun ucundayız. Horna Kanyonu'nun bitiş noktasındayız. Şelaledeyiz. Vallahi şunu da eklemek istiyorum. Hani programda büyük ihtimalle daha da veremediğimiz, gösteremediğimiz çok yer var. Çok. Mesela kamp alanlarından bahsediyoruz. Görmedik. Hiçbirini daha görmedik kamp alanlarının. Belki oradaki olta rotalarını görmediniz. Mesela balıkçılıkla ilgili çıkarılan, bu proje kapsamında çıkarılan rotaları görmediniz. Gene burada tek tek çekimini yapmadık. Bölgede bulunan hem endemik bitkilerin hem de diğer normal bölgenin gastrosuna hizmet eden bitki türlerini görmedik. Onların çekimini yapmadık. Yani genelde zorlarsa... Ve sadece Pınarbaşı'ndan bahsediyoruz. Bakın daha Azlava'ya geçmediniz. Ya, bir de Sula Yaylası'nı görmediniz. Atlı Terapi Merkezi'ni görmediniz. Yani şehir merkezinde dolaşmadık. Ha, aracın yaylalarını görmediniz. Bana göre Türkiye'nin en müthiş yaylalarıdır. Cide'nin sahil şeridini görmedik. Cide'yi görmediniz, Abana'yı görmediniz. Araç yaylaları müthiştir. Bak hocam hemen, çünkü alan, milli parklar. Ben Araç yaylalarında fakülte olarak 2 senedir, bu sene ikincisini yaptık. Yayla Kış Festivali'ne başladık. Geleneksel hale geldi. Allah izin verirse önümüzdeki sene üçüncüsü olacak. Biliriz biz de. Müthiş keyifli. Biliriz. Nasıl bir kalabalık görmeniz lazım, nasıl bir heyecan görmeniz lazım Araç Yayla Kış Festivali'ne. Dada'ya gitmediniz daha. Türkiye'nin atlı spor merkezidir. Altın üzerinde at çiftliği var orada. Binicilik, safari, mantar avcılığı. Yani insanlar bilmiyorlar. Kastamonu'nun şöyle bir hikayesi var. Hem çok yakın hem çok uzak. Ankara'ya yakın 2,5 saat, İstanbul'a yakın 4 saat, 4,5 saat ama her yere uzak. Ama burada bir cennet var, kimse bilmiyor. Şunu da söyleyelim efendim, ben de öyle biliyordum. Bugün yemek esnasındaki sohbette hocam beni aydınlattı. Eskiden günde bir sefer vardı İstanbul'dan uçak, şimdi galiba günde 3 sefere çıktı. Bu 7'ye çıkacak. 7'ye de çıkacak, çıkması da gerekir. Dediğimiz gibi yani biz 4 nokta ve çekmediğimiz 104 nokta var. Yani daha çekiminiz devam ediyor ama şunu söyleyeyim. Buranın tanıtımı adına sizlerin yaptığı bir hizmet için de biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Daha gezecek yerlerimiz var. Çok, daha çekecek burada kamp çok hikayeniz, anlatacak çok hikayeleriniz var. Buyurun hocam. Kamp dediniz, buraya bir tane kamp girişine, otoparkın hemen önüne bir kamp alanı önerdik biz. Çünkü burası çok yoğun bir yer. Aynı zamanda ilk gittiğimiz destinasyon olan Kerte Seyir Terası'nın rotasında başlangıç yeri. Evet. En zor rotalardan birisi. 15 kilometre yürüyorsunuz. Yani, bak ben hani biraz serzenişte bulundum, yoruldum diye ama böyle yorgunluğa can feda. Hayatımda yani birçok insanın göremeyeceği yerleri gelip bir de en güzel anlatanlar tarafından, projenin mimarları tarafından dinlemek de ayrı bir keyif. Şöyle bir atmosfer, bir bardak çay, insan daha ne ister? Aynen öyle. Aynen. Bu arada bizim Rizeli kararını verdin. Gireceğim mi suya? Ya direkt gir ya.
O sabahtan beri kafaya taktı o, ben suya gireceğim. Aslında onun aklına ben çeldim. Aslında ben de seninle gireceğim dedim mi? Sen de girecektin ama. Abi ben yemeği yemeseydim girerdim. Evet çok. Yani suyun soğukluğu beni doğru etkilemez. Çok doğru, daha soğuk sularda girdim. Yani giriyor. Şu anda içimizdeki en şanslı. Bayağı yürüyor ya. Bizim fakültemizin öğretim görevlisi Hikmet Haberal, rehberlik bölümü. Bizim rota çalışmalarımızı falan da yapıyor sağ olsun. Bu sularda çok yüzdü. Ama yüzülmez mi ya? Ve buna benzer çok daha soğuk sularda, eksilerde çok yüzdü. Bu dağlarda. Özellikle Araş'ta. Doğal jacuzzi diyorlar ya. Bak doğal jacuzzi. Şimdi gireceksin o suyun altına. Su şöyle omuzlarına doğru bir düşecek. Tabii tabii. Suyla terapi. Ne yorgunluk kalacak ne başka bir şey kalacak. Aa, şanslı ya. Vallahi şanslı. Keşke ben de mi tam girseydim altına ya. Tam gidebilecek mi? O bir şekilde ayarlar. Ayarlar. Arkadan ayarlar. Galiba. Çok vallahi geldi buraya. Çok yüzdü. Evet o, evet. Biliyor onun ayarını kullandığını. Yok ya da çıkıp atlayacak. Boy veriyor. Vallahi en şanslısı o. Hüseyin abi. Seni şöyle kameranla baş başa bırakayım. Şu tahta köprüyü falan bir ekrana getirelim. Şöyle keyifli keyifli insanlar böyle evde dışarı çıkamadıysa hiç olmazsa bu güzellikleri detaylı bir şekilde görsün. Belki 2 günde hatta 3 günde yapılabilecek çekimleri gayet planlı bir şekilde biraz da yorularak da olsa 1 günde bitirdik değil mi? Bitti mi sayılır? Yani programın süresi doğrultusunda. Yani biz sizin bitirdik. Ağzınıza birazcık bal çaldık. Bunun tabii devamı için tekrar bekliyoruz İnşallah. Bu güzel şehre. Herkesin emeği var, ben teşekkür ediyorum. Ve şunu gördüm ben, nacizane fikrimi söylemek istiyorum. Eğer bir şehirde kurumlar arasında ya da o kurumların bağlı olduğu üst makamlar arasında doğru ortaklık ve doğru işbirliği yapılırsa kazanan o şehir oluyor. Yani ben buradaki bu ekip çalışmasında onu gördüm. Yani işte siz dekansınız, hocam öğretim görevlisi değil mi? Evet, öğretim görevlisi. Öğretim görevlisi. Böyle hep beraber bugün bizden çok yoruldunuz. Demek ki ekip işi sizi zaten Milli Parklardan emekli. Ben emekli oldum. Ben Milli Parkçıyım ama artık o kimliğim, üst kimliğim hiçbir zaman geçmeyecek, bitmeyecek doğa sevgim. Umarım hep birlikte olduk. Ülke sevgisinin, vatan sevgisinin emekliliği olmaz. Olmaz. Bu devam edecek. Çalışmaya devam edecek. Benim son söyleyeceklerim şunlar. Özellikle ben üniversitemize, turizm fakültesine, hocalarıma, BAP projesine çok çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum Mert Bey. Gerçekten harika bir tanıtım olduğunu inanıyorum. Yerimiz de hazır. Çok da güzel. Şimdi gidip dinleneceğiz. İnşallah. Çok teşekkürler herkese. Artık madem teşekkür faslı, öncelikle ben sizlere bu program için teşekkür ediyorum. Geldiniz. İkimiz bu. Kastamonu ve Pınarbaşı'nın tanıtımına aracılık ettiniz. Bir kere her şeyden hemen bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Onun haricinde bu proje kapsamında proje yürütüşümüz Sayın Doktor Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu hocama teşekkür ediyorum. Bu işin temel sorumluluğu üstlendi. Bu işin bir üst makamı olarak biz fakülte olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bizim üstümüzde bir ihtisas komisyonu var. Bu işe bütçe ayıran, emek harcayan. Biz bu kapsamda ihtisas koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki rektör hocamıza. Çünkü o bize kaynak sağlıyor, vizyon veriyor. Hakikaten bu işler kolay olmuyor. Hem fiziksel emek istiyor, hem maddi emek istiyor. Bu anlamda ben rektör hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ahmet Antitopal hocamıza. Tabii ki bu nihayetinde Cumhurbaşkanlığı tarafından da desteklenen bir proje. Ben devletimize teşekkür tabii ediyorum. Allah de. Devlete zeval vermesin. Aynen, devletimiz aynen, her evet. zaman güçlü olsun ki güzel projelerle. Yani mühim olan devletin kaynaklarını olumlu, pozitif, doğru yerde doğru kişileri aktarmak. Evet. Devletimizin her zaman parası ve gücü vardır. Yeter ki doğru yerlerde kullanılsın. Biz doğru yerde evet. doğru işleri yaptığımızı düşünüyoruz. Efendim, dekanımızın da ifade ettiği gibi biz de öncelikle size teşekkür ediyoruz. Tanıtıma katkıda bulunduğunuz için. Çok güzel bir gün geçirdik sizinle yorulduk birlikte. Ama. Yorulduk ama güzel bir gün geçirdik. Harika bir gün geçirdik. Anılar biriktirdik. Ben de bu projenin yapımında katkıda bulunan, oluşumuna destek veren tüm hocalarımıza, akademisyenlerimize, BAP koordinatörlüğümüze, zor şartlarda çalışan, ciddi söylüyorum, iş evet. makinesini kullanan emekçilere yani hakkı büyüktür, o taşları kaldıran, söken, o İl Özel İdaresi'nden belediyeye kadar evet, herkese. Evet. STK'larımıza, yolumuzu açan, bizi her zaman destekleyen rektörümüze,
tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu doğa sevgisiyle çok daha güzel projeler üretmeye devam edeceğiz turizm fakültesi olarak. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, rehberim bu hafta da sonuna geldik. Görmediğim yerleri gördüm. Çok keyif aldım. Doğaya doydum. Yöresel lezzetlere bayıldım. Kara çorbasını mutlaka yolunuz düşerse deneyin. Müthiş bir lezzet. Tüm yemekler güzeldi ama kara çorbası gerçekten efsaneydi. 1000 metre yükseklikten ormanları seyrettim, suları seyrettim. Çok teşekkür ediyorum yol arkadaşlığınız için. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Eleştiri, yorum, her şeyi açığız efendim. Haftaya cennet ülkemizin başka bir köşesinde buluşmak üzere. Hüseyin abi, sana da teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.